Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib o'tirishimiz. Qinamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Hindiston Tibet chegarasiga askar ko'paytdi. Hindiston Xitoyning yo'lsiz zamin da'vosiga taqobil turish uchun Hindiston Tibet chegara saqchilari qo'shinlarini ko'paytgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Hindiston ichki ishlar ministri Nityanand Ray 24-oktyabr yangidan qurilgan Hindiston Tibet chegara saqchi qismlarining bir qancha batalyoniga hukumat tomonidan huquq berilganligini, pat yaqinda Tibet va Hindiston chegarasiga o'rinlashtirilganligini bildirgan. Hindiston hukumati yana bu yangidan qurilgan sarxil qo'shinni to'liq ashyo oboroti va zamonaviy uskunalar bilan ta'minlashga va'da bergan. Nityanand Ray yuqorqi so'zlarini Hindiston Tibet chegara saqchi atrida qurilganligining 60 yilligini xotirlash faoliyatida qilgan. Hindiston Tibet chegara saqchi atridi 1962-yili Xitoy Hindiston chegara urushidan keyin qurilgan bo'lib, bu qo'shin qattiq dala mashqi qabul qilgan va Xitoy Hindiston chegarasida uzun muddat turgan qo'shin ekan. Nityanandning aytishicha, Hindiston hukumati o'tgan yili Hindiston Tibet chegara saqchi atridagi 47 yangi chegara punkti va charlash askarlari uchun 10dan ortiq punkt o'rnatishni tasdiqlagan. Navbatda Hindiston Tibet chegarasiga saqchi qabul qilish va ta'minlash yangi batalyon darajali kuch tashkillash to'g'risidagi munozara oxirgi bosqichga kirgan. 2018-yilda chegara saqchi qismi kengaytirilgandan keyin hozirgi qismning ko'lami 60 batalyonga yetgan. Navbatda 15 harbiy rayon va 5 mudofaa rayoni bor bo'lib, askar soni taxminan 90 ming ekan. Hindiston taratqularining xabar qilishicha, Hindiston Xitoyning chegaradagi yo'lsizligi hamda harbiy besimiga taqobil turish uchun 8 ming kishidan tarkib topgan 7 batalyon bilan Hindiston Tibet chegara saqchilarini ko'paytirishni planlagan. Hindiston Tibet chegara saqchilari yil bo'yi Tibet bilan Hindistonning chegara bo'yida vazifa o'tgandan boshqa Hindiston tabiiy ofatdan qutqizish vazifasini ham o'taydi ekan. Bu qo'shin ilgari yana BDT tinchlik saqlash qismlariga qatnashib, Bosniya, Gersegovina, Kosovo, Serra Leon, Haiti, G'arbiy Sahroyi kabi Sudan va Afg'onistonda tinchlik saqlash vazifasini ijro qilgan. Mag'rib allari ulamolar birligi Sharq Turkiston haqida bayonot e'lon qildi. Mag'rib allari ulamolar birligi tunugun Mag'rib allarining Sharq Turkiston musulmonlari masalasidagi maydoni haqida bayonot e'lon qildi. Mag'rib allari ulamolar birligi mazkur bayonotida Mauritaniya, Marokash, Aljeriya, Tunis, Liviya qatorliq Mag'rib allaridagi axborot vositalarining Xitoyning inson qalbidan chiqqan muomilasiga uchrayotgan Sharq Turkiston musulmonlari masalasida Xitoy tarafida turib, musulmon qarindoshlariga xiyonat qilganligidan cho'chiganligini, bu davlatlarning musulmonlar orasidagi qarindoshlik, bir-birini tashlab etmaslik, xiyonat qilmaslik maydonining qandoq bo'lib o'zgarib bu holga kelib qolganligini qayd qilib o'tgan. Bayonotda xiyonat va zulmni qabul qilishning arablarning madaniyatiga zid keladiganligi ta'kidlanib, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qilayotgan diniy cheklamalari zulmlarining 60dan ortiq davlat tomonidan e'tirof qilingan turib, Mag'rib allarining Xitoyni qo'llab zulmga sukut qilganligi tanqid qilingan. Bayonotda yana ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining Afg'onistondagi ayollar huquqi uchun faryod ko'tarib yig'layotganligi, biroq ularning barlik huquqi dafsanda qilinayotgan diniy va madaniyatiga zid holda Xitoy bilan to'y qilishga majburlanish, oilasidan, farzandlaridan ayirib etilish qatorliq zulmlarni boshdan kechirayotgan Sharq Turkistondagi musulmon ayollar haqida sukut qilib olganligi tanqid qilingan. Bayonotning oxirida Mag'rib allari ulamolar birligi Mag'rib davlatlarining rahbarlarini o'zini tekshirishga va barlik amallar bilan Uyg'ur musulmon qarindoshlarini qo'llashga chaqiriq qilish bilan birga Mag'rib davlatlaridagi kishilik huquq tashkilotlarini o'z mas'uliyatini ado qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qonunga xilof qilmishlarini tekshirishga, bu haqda ovoz chiqarib Sharq Turkiston musulmonlariga qarshi ijro qilinayotgan adolatsizlikni to'xtatishga chaqiriq qilgan. Burma 5000dan ortiq siyosiy mahbusni qo'yib berdi. Burma hukumati oldingi kuni bayram munosabati bilan 5000dan ortiq siyosiy mahbusni qo'yib bergan bo'lib, bularning ichidagi bir qism kishilar qaytadan qo'lga olingan. BBC ning 24-oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Burma harbiy hukumatining rahbari Min Aung Hlaing bayonot e'lon qilib, Burmaning muhim bayrami Yoritush bayramini tabriklash munosabati bilan 5000dan ortiq siyosiy mahbusning kechirim qilinganligini aytgan.
Ama bazı siyasi mahpuslarının koyup berilgendeyken uzun ötmey kayıt kolga ilinğallıqı toğırsızı xabarlar tarqalğan. Mutaxassislarının eytişçe Min An Say'nın keçürüm hareketi maksatlik yolu koyulğan iken. Şarkı-Cenubi Asya Eldir İttipaqi 16. Oktabr Min An Say'nın ay ahırda rehberlik yığınığı katnışını rət kılıdığallıqını elan kılğan. Ular Birma hükümetini devlet içindeki krizisini hal kılalmadı, tınış terakiyat planı kemçil dep ayıplıgan. Min An Say özünün hakimiyetinin kanunluqlıqını, xalqaranın itiraf kılışını ümit kıldığallıqını, Birmanın demokratiyasını əslige keltiriş jarayanı 5 baskuşluq musapı boyunca bulduğallıqını kayıt təkidligen. BDT'nin Birmadaki alahide kişilik hukuk elçisi Andrews bu axtiki bayanatıda Birma armiyesi xalqara cemiyetin 3 nersin talep kıldı. Biri iqtisadi yardım, biri koral, üçüncüsü hakimiyetinin kanunluqlıqını itiraf kılışını qolğa keltiriş. Bu Şarkı-Cenubi Asya Eldir İttipaqıdan nahayeti az uçuraydıgan hareket digen. Amerika Türkiye toğrusida bayanat elan kıldı. Amerika Türkiye hakkıda bayanat elan kılıp, ortak muşim noktalarda Türkiye bilen hemkarlık ornatışının yollarını izdevatkallıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişe, aldın qayıptı soda sanatçı Osman Kavala'nın koyup berilişini talep kılgan baş elçiler, Tünügün bir kadem kaynige çekinip, Viyana ahdinamısının 41. maddesiğe işaret kılgan halda, biz sizlerinin içki işlerinlerine arlaşmayımız, kanunlarınlarına riayi kılımız deyip Twitter uçuru hembeherligendeyken Amerika bayanat elan kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price kündelik akbarat elan kılış yığını da, Washington'un Türkiye bilen devamlıq hemkarlışıdığallıqını tekitlep, Biden hükümeti Türkiye bilen ortak muşim işlerde hemkarlışını xalaydı. Ve bir Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı İhtipaktışı bulu süptümüz bilen, her kandak bir çüşünüşmestikini söhbet arkalık hal kılış yoludun paydınlaşını devamlaştırımız. Yolumuzunu devamlaştırışının en yakşı yolunun menfaat ortaklıkı bar sahalarda hemkarlaşış işgallikigi işinimiz. Hem de Türkiye bilen nurgun ortak menfaatimizin barlıqını bilimiz dedi. Price, Amerika'nın Ankara'da turuşluk baş elçisi David Satterfield'nin hazırma vazife öteşini devamlaştırıvatkallıkını, özlerinin Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın en yeni bayanlarını körgenliklerini ve Amerika'nın dünya miqyasında kanun bilen idare kılış ve kişilik hukuku hürmet kılış meselesini devamlık oturgu koyduğallıkını bildirgendeyken, biz 10. ayının 18. günü Kavala'nın kuyup birleşi doğrusuzdaki bayanatımızdan Viyana ahdinamesinin 41. maddesiğe maskeledigallıkını oturgu koyumuz. Biz yarışarıda kişilik hukuku hürmet kılış üçün kanun bilen idare kılışını ilgili sürüş irademizini kayıtı tekitleyimiz. Ve Türkiye ve Viyana ahdinamesinin 41. maddesindeki belgeleme boyunca diyalogumuzu devamlaştırmamız diğerlerine kayıt kıldı. Sudan armiyesi herbi özgürüş arkalık ötkünce hükümetini tarıktı verdi. Sudan armiyesi tünügün herbi özgürüş arkalık Sudan kabint azalarını kolga elip ötkünce hükümetini tarıktı verdiken. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Sudan armiyesi tünügün Sudan kabint azalarının köp kısmını kolga algan bulup, bir herbi general ötkünce hükümetini tarıktı verdiken. Hükümetini ötküzvelişki karıştırıcılar koçuğa çıkıp karışlık körsetkendeyken, öz ara yetişiş yüzbergen ve yarılınış ekvalımı körülgen. Haberde kayıt kılınışça, İgilik Hukuk Genişi'nin reisi General Abdülfettah El-Burhan bütün memlekette ciddi halet elan kılıp, Kengiş ve ötkünce hükümetini tarıktı verdikenlikini elan kılgan. Uçur ministerliki halkını siyasi özgürlükke karıştırışkı çakırgan bulup, hakimiyetini ötküzvelişki karşı tümelligen halk koçularga çıkıp, paytaxıt Hartum'daki herbi komandallık merkezige yakıncaydı tokunuşkan. Tokunuşta kemdigende 12 kişi yaralangan. Reuters agentliğinin bir muhbiri Sudan paytaxtı Hartum'dan koçularga uğurlaştırılgan herbi kısımını körgen bulup, ular puhralarının hareketini çekligen. Namayışçılar bolsa devlet bayrağını götürüp, şehrinin uxşumagan caylarda maşini çaklarını köydürüp, narazılık bildirgen. Mısır ciddi haletini emelden kaldırdı. Mısır Prezidenti Abdülfettah Sisi, Mısır'da 4 yıldın köprek vaqtın buyan icra kılınıp kelibatkan ciddi haletini bekar kılışını karar kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Sisi Facebook sayfasında ciddi haletinin bekar kılınışına dair kararını elan kılıp, ''Mən neçe yıldın buyan tüncü qetim bütün memleketteki ciddi haletini bekar kılışını karar kıldım. Biz uzundun buyan birlikte köreş kılıp kelibatkan bu minutlarını yeni birlikte baştın keçürgenlikimden hoş olman. Mısır sadakatmen halkı sayesinde rayonunun bihaterlik ve mukumluk bostallıkı aylandı.'' dedi.
Misirdeki ciddi halatının müddeti ahir kıtım 13. iyolda 17. kıtım 3 aylık uzartılgan idi. Misir'nin İskenderiye ve Tanta şehirlerde 2017 yılı 4. ayda yüzbergen bomba hücumunda 45 adam hayatından ayrılgan. 125 adam yaralanan idi. Hücumdan keyin Sisi hükümeti 3 aylık ciddi halat elan kılınganlığını çakarlagan idi. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.